zaten birazcık hani bireysel sorumluluk, nereye doğru gidiyoruz onu çok iyi toparladınız. Bir 23 Nisan yaşadık. Aman Allah. Evet. Hani geçen senelerde böyle tablolar görmemiştik. Bu sene enteresan tablolar çıktı. Bir tanesi bu Çorlu'da meydana gelen geçişlerde FES ve kara çarşaflı çocukların görülmesi olayıydı. İkincisi de yine aynı günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ben yanlış bilmiyorum değil mi? Dünya Sağlık Örgütü de pek çok aslında ülkenin şeyinde de eğer farklı bir kanun yoksa çocuk 18 yaşına kadar sayılır. Evet. Başka bir ek bir şey durum evet, yoksa. Evet. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 21 yaşını doldurmuş 21 yaşında İmam Hatip'li gençler 23 Nisan'da konuştular. Sözlerini söylediler. Evet. İki olay. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim bir defa 23 Nisan olayının bir defa aslından saptırıldı bu olay. 23 Nisan nedir diye baktığımız zaman bu Türkiye'nin egemenliğiyle bağlantılı bir olay. Yani 23 Nisan sadece balonlar, renkli çocuklar, küçük çocukların yaptığı gösteriler, yürüyüşler değil. Sadece bu değil. Çünkü 23 Nisan'ın hikayesini bilir misiniz? Bilmiyorum. Belki gençlere bunu anlatmak lazım. Lütfen. 23 Nisan dediğimiz olay Büyük Millet Meclisi'nin sadece açılması değil. İlk defa 1908 yılında Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. Yani yetim kalmış çocukları koruma derneği. Bugünkü çocuk esirgeme kurumu kurulmuştu. Ve her 23 Nisan'da onlar rozet takarlardı. Ve benim çocukluğumda da, bakın burası enteresandır, gençler de duysunlar. Bütün okullardaki 5. sınıf öğrencilerine önlerine birer tane sepet konurdu. İçinde böyle bir toplu iğneyle çocuk esirgeme kurumunun rozetleri vardı. 23 Nisan rozetleri. Onlar bütün İstanbul'da o gün serbestçe dolaşabilirlerdi. Tramvay, tren, vapur her şey serbestti. 3-5 küçük çocuk, 5. sınıf öğrencileri daha küçük değil. Bunlar herkese rozet takarlardı ve bir de kumbara vardı. Siz de o kumbaranın içine para atardınız. Yani 23 Nisan gerçekte çocuk bayramı olmasının nedeni Himaye-i Etfal, yani bugünkü çocuk esirgeme kurumunun her 23 Nisan'da böyle bir para toplama, rozet takma kampanyasından dolayı çıktı. Şimdi dolayısıyladır ki 23 Nisan'ın çocuklarla bağlantılı böyle bir tarafı var ama esas da milli egemenlik, milli egemenliğin tesis günü olarak anlamı var. Şimdi buradan baktığımız zaman 21 yaşında bir çocuğu çıkartmak oraya. Öte yandan şunu da vurgulamak lazım. İmam Hatipli olan çocuklar bu memleketin çocuğu değildir anlamına söylenemez. Onlar da gökten düşmediler. Ama İmam Hatipli olacaksa eğer 21 yaşında bir çocuk değil, İmam Hatip'in orta sınıfından, orta bölümünden istiyorsan bir çocuk çıkartırsın. 12-13 yaşında o konuşmayı yapar. Mutlaka İmam Hatipli olacaksa. Yalnız demin de söylediğim gibi İmam Hatiplileri elinin tersiyle it diye bir olay söylenemez. Çünkü bu okullar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin okulu. Burada okuyan çocuklar da bu memleketin çocuğu yani. Hayır bunları istemiyoruz gibi bir anlam çıkmamalıdır. Baktığınız zaman fes giydirme ve şey korkunç bir rezalet. Onu söylemeye hiç gerek yok. Neye istinaden, niçin yapılmış? Efendim Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde işte fesli ve kara çarşaflı. Tarihi hatırlatmak. Bakın nereden ama, nereye geldik. Dakika, bakın ama bir üçkağıtçılık var işin içinde. Bir kötü niyet var. Kara çarşaflı yok o sırada. Tabii. Yani İstiklal Harbi'ne katılan kadınlarımız var. Kadınlarımızın hiçbirinde türban yok. Bakın bunları iyi söylemek lazım. Türbanlı değiller. Başlarında Yemeni var. Bu bugünün Türkiye'sinde de var. Yarın da olacak. Geçmişte de vardı. Bu İsrail'de de var. Fransa'da da var. İngiltere'de de var. Beğenmedikleri Amerika'da bile var. Tabii. Yani bir hanımın başını bir eşarpla veya bir tülbentle örtmesinde ne bir sakınca olabilir ki? Bu kendi geleneğinin o hanımın isteğine bağlı olarak yaptığı bir iş. Ama İstiklal Harbi'nde kara çarşaflı kimse yok. Yani burada görüyor musunuz manipülasyon nerede? Yani sanki kara çarşaflılar varmış da
Onlar yok edilmişler. Halbuki İstiklal Harbi'ni o kara çarşaflı kazanmış. Hayır. Hmm. İstiklal Harbi'nde kadınlarımız var. Başlarında türban yok. Başlarında yeldirme var. Değil mi? Şöyle atılmış bir yeldirme var. Bütün fotoğraflar, bütün belgeler ortada. Kara çarşaf meselesinde örneklemek istedikleri hadise başka. Nedir o? Latife Hanım. Mustafa Kemal'le Latife Hanım'ın yan yana çekilmiş bir resmi var. Halide Edip Hanım'ın da öyle bir resmi var. Ama o İstiklal Harbi'nin içinde olması gereken bir iş değil. Çünkü o kadınlar fiilen savaş sahnesinde yer almış insanlar değiller. Bakın ben burada da ilk kez açıklayayım onu. 1960'ta bir arkadaşımla beraber Halide Edip Hanım'ın yanında kalıyorduk biz. Biz onunla satranç oynamak, yani kendisine işte gençler olarak giderdik ve Halide Edip Hanım bize çok olay anlattı. Birçok olayı anlattı. Bu anlattıklarını nakletmek istemiyorum. Çünkü çok negatif bir insandı Halide Edip Hanım. Ve özellikle de rejime karşı da Mustafa Kemal'e karşı da biraz husumeti vardı. Bunun nedenlerini öğrendik. Yani neden olduğunu biliyorum ama burada anlatmaya gerek yok. Şimdi Halide Edip Hanım'ın da anlattığı üzere savaşta bizzat cepheye kadar gitmiş olan kadınlar var. Mesela onun bir kitabı vardır Halide Hanım'ın. Zeyno diye. O kitabı bilinmiyor bakın. Zeyno diye bir kitabı var onun. Bir genç kızı anlatır. Anadolu'da işte katılıyor, savaşa gidiyor, cesur vesaire falan. O Zeyno kitabını yayınlamıyor kimse. Ne hikmetse mesela. Halide Edip'in belki de en güzel kitaplarından biri ama o yayınlanmıyor. Şimdi bizim altını çizmemiz gereken husus 23 Nisan'da milli egemenliğin başladığı, tesis edilmeye başlandığı gün. Egemenlik haklarının üzerinde milletten başka kimsenin olamayacağının vurgulandığı gün. Ondan öncesinde ne var? Ondan öncesinde egemenlik saltanata ait. Değil mi efendim? Doğru. 23 Nisan 1920'den itibaren bir meclis var ve o meclis millet adına, egemenlik meclisin de değil, millet adına milletvekillerine verilmiş olan bir olay. Demek ki gerçek sahibi millet egemenliği. Peki bu durumda bu millet ise bu egemenliğin gerçek sahibi, bu milletin İstiklal Harbi dahil yaptığı bütün gelişmelere baktığımız zaman Cumhuriyet döneminin kurulmasıyla beraber bu cumhuriyeti bu millet kurmadı mı? Efendim? Soru burada. Peki bu egemenlik millete ait olduğu halde cumhuriyeti başkaları mı kurdu? Gene bu meclis kurmadı mı? Gene bu meclis almadı mı kararları? Cumhuriyeti kurma kararını. Öyleyse bu cumhuriyete karşı olma fikri nereden geliyor? Dikkat, demokrasiye demiyorum. Cumhuriyete karşı olma fikri bu. Doğrudan doğruya. Cumhuriyeti beğenmeme. Cumhuriyetin böyle olmaması gerektiği. Ha bu bir başka tartışma. Ama esas da cumhuriyete karşı. Çünkü efendim işte bilmem İstiklal Harbi'ni de bilmem kimler yaptı. Ötekini de onlar yaptı. Bunu da bunlar yaptı. Ortada bu milleti bir iş yapmamış olur o zaman. Bu millet egemenliğini de kullanamamış olur. Bunlar çok tehlikeli girişimler. Bugünkü hükümetin ve başbakanın çıkarak bunlara destek olması kabullenilebilecek, anlaşılabilir bir olay değil. Allah hayretsin diye. Peki o aralıkta hemen bir şey daha eklemek istiyorum ben. Meclis Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın bir açıklaması oldu. Çok kısa bir zaman önce laikliğin tekrar belki değerlendirilmesi gerektiği. Dünyada böyle bir şeyin aslında bizim anladığımız anlamda işte hani Fransızlarla kıyaslandığında bakıldığında öyle olmadığı yeniden yorumlanması gerektiği üzerine bir açıklama yaptı. Evet. Hemen herhalde ya 24'ündeydi değil mi? Aynı gün yaptı. Ya da oralardaydı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi laiklik konusunda Türkiye'de sekülerleşme yaşanmalı. Laiklik denilen olayda Türkiye'de gerçekten de bunun ben de kitaplarını yazdım. Hatta devlet katında da raporlar halinde de verdik. Türkiye'deki laikliğin tartışılması başka bir hadise. Tanımlanması başka bir hadise. Uygulamalar başka bir hadise. Ama tanımlanmasından Şimdi laikliği nasıl tanımlayacağız sorusunun cevabında bir ince husus var. O da şu.
gerçekten de Fransız modeli esas alınmış. Ama Türkiye artık Fransız modeli bir laiklikle idare edilebilecek durumda değil. Fransız modeli laiklik, burası çok önemli, kıta Avrupa'sının ortasında, yani Almanya, Fransa, İtalya üçgeninin yasalarına göre alınmış. Oysa Türkiye Anglo-Sakson modeline yöneliyor. Yani sekülerleşmeye yöneliyor. Hı hı. Seküler bir yapıya geçmesi gerekiyor Türkiye'nin. Peki bu seküler yapıya geçmek AKP'nin işine geliyor mu? Hayır. O ne yapıyor? Laf cambazlığıyla diyor ki laiklik yeniden tanımlanmalı. E nasıl tanımlanacak? Kim tanımlayacak laikliği yeniden? Anayasada var yeri. Anayasada laikliğin ne olduğu anlatılmış. Bundan memnun değiliz, olabilir, memnun olmayabilirsin. Peki yap bakalım şu tarifi. Nasıl yapacaksın bu tarifi? Daha tarif ortada yok ama işte onun konuşulması işte başlandı. O zaman bu tartışma çok eskiden beri gidiyor. Bu Arınç'la başlamış bir hadise değil. 25 senedir ben ilk defa 1982'de yazdım mesela bunları. Ama bu tartışmada ne teklif edeceksin sorusu önemli. Benim teklifim belli. Ben diyorum ki bugünkü laik model Türkiye'ye dar geliyor. Peki ya yoksa ellerinde öyle bir şey, amaç ne olabilir? Efendim? Yani ya yoksa, teklif yoksa ne olabilir amaç? Sadece bunu konuşmak sadece ve gündemi değiştirmek. Bakın aynı sırada Türk Silahlı Kuvvetleri Irak sınırında. Başbakan birdenbire hemen hastalandı. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanı da hastalandı. Şimdi sanıyorum sırada una kıtan var, o da hastalanacak. O da bir hastalanması gerekiyor. O da bir 10-15 gün yumurta midesine dokunacak falan bir işler. Herhalde una kıtan da şimdi hastalanacak. Bunlar böyle devri hastalanırlar. Ben bunları iyi tanıyan bir insanım. Böyle birdenbire hastalanırlar, birdenbire devreden çıkarlar, göze gözükmemeye çalışırlar. Neden? Vardır, onların bir hikmeti vardır. Onların kendi içinde işte birileriyle görüşülür, birileri gelir gider, anlaşmalar olur. Ama hasta olurlar bunlar. Şimdi evvela tabii Dışişleri Bakanı hasta oldu. Çünkü olaylar çok sıkıntılı, verici boyutlara geldi. Beceriksizliği tavan yapıyor şu anda Dışişleri Bakanı'nın. Reytingi sıfır. Dolayısıyla o hastalandı. Arkadan başbakan hastalandı. Kuvvetle muhtemelendir ki una kıtan da sıraya girer şimdi. Una kıtan da biraz iddia olsun. Biraz değişik olsun diye Ganyan Plase oynarsak şey de olabilir. Abdülkadir Aksu da olabilir. O da bir dönem hastalanabilir. Şimdi önümüzdeki günlerde hakikaten merakla bekleyeceğim bakalım. Evet, kim hastalanacak? Evet. Şimdiden ama acil şifalar dileyelim. Peki, şimdi gelelim isterseniz bu Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'la Gül'ün, Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerine. Evet. Şimdi şöyle direkt soracağım. Condoleezza Rice niye geldi? Güzel. Condoleezza Rice, işte karikatürleri de yapıldı ya. Durup dururken niye öptü gibi bir olay. Şimdi bir defa Türk basınında ne hikmetse yer verilmeyen, fakat muhtemelen yarın veya öbür gün en geç Condoleezza Rice'ın açıklayacağı başka bir olay var. Bu geliş gidişler içinde bundan hiç söz edilmedi. Nedir o? Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin donanmasının Karadeniz'e çıkma isteği var. Ve bu bizim Montreux Anlaşmamızın 12. 11. maddelerini ihlal edildiği takdirde çıkabiliyor. Demek ki Montreux gündemde ve diyor ki Amerika, benim Akdeniz'deki donanmamı ben Karadeniz'e çıkartacağım diyor. Bana izin vereceksin diyor Türkiye'ye. Ya çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, bir kere daha söylüyorum. Şimdi bunu Türkiye'de Condoleezza Rice hükümete bildirmiştir ama açıklamasını Bulgaristan'a gidecek ya şimdi. Bulgaristan'da Sofya'da yapacak açıklamayı. Kuvvetle muhtemelen yarın ya da öbür gün gazetelerde okuyacaksınız. Ama ilk kez senin bu programında burada biz söylemiş olalım. Teşekkürler. Evet. Hakikaten çok enteresan bir şey bunu söylediniz. Bunu ne dedin lütfen? Evet. Şimdi diyorsunuz ki Condoleezza Rice'ın gerçekten gelişinin nedenlerinden var biri. Ama bir tanesi bu açıklanmadı ülkede. Evet. Bulgaristan ziyaretinde açıklayacağını söylüyorsunuz yarın ya da öbür gün. Bugün gidiyor. Bugün gidiyor. Gece gidiyor. Yani şimdi açıklamayı orada yapacak diyorsunuz. Orada yarın yapar muhtemelen. Amaç, bir kez daha tekrar edelim. Deniz Kuvvetleri'nin, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin donanmasının Karadeniz'de konuşlandırılması. Şimdi mevcut Montreux yasalarına göre Türkiye'de boğazlar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakları var. Çok kısaca biraz
tarih bilgisi vermek zorundayım. Tamam, lütfen. Şimdi bakın, Lozan Anlaşması'yla Türkiye bir millet olduğunu ispat etti. Evet. Ama Türkiye'nin devlet olduğunu ispat etmesi 29 Ekim'de yapılan Cumhuriyet'in ilanıyla oldu. Lozan olmasaydı ondan 2,5 ay sonra, efendim, Temmuz'dan Ekim'e kadar geçen dönemde Lozan Anlaşması olmasaydı Türkiye Cumhuriyet olamazdı. Hı hı. Ha, şimdi demek ki Lozan ve Cumhuriyet'in kuruluşu bağlantılı. Ama devlet olursunuz, meşruiyetiniz olmaz. Çünkü o sırada bakın, bunu Türkiye maalesef unutuyor veya gençlerimiz bilmiyorlar. Boğazlar bizim kontrolümüzde değildi. Evet. Uluslararası bir konsorsiyum boğazları yönetiyordu. Ve Mustafa Kemal'in girişimiyle boğazların üstündeki yabancıların hakları ilga edildi. Oraya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü getirildi boğazlara. Evet. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bakın, millet oldunuz, devlet oldunuz, egemen devlet oldunuz. Hı hı. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani uluslararası deniz trafiğini senden izin almadan hiç kimse yönetemez. Evet. Buradan, boğazlardan, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçecek olan bütün gemiler sizin izninize tabidir. Ticari gemiler geçebilir, askeri gemilere geldiğinde 30 bin tonluk askeri gemiler 21 gün süre için, 21 günlük süre için ve 30 bin ton üstüne çıkmamak üzere geçiş yapabilirler. 21 günde gelecek, geri gidecek yani. Hı. Geri gitmediği takdirde giremez boğazlardan. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti karar verir. Şimdi Amerika diyor ki, bu maddeleri değiştirin diyor. Bu 11 ve 12. maddeler Montreux'ün. Bunları değiştirin, benim donanmam orada kalsın diyor. Ve Bulgaristan da yarın orada Amerika'ya 3 tane üs veriyor. Bunlardan bir tanesi deniz üssü. Efendim? Hı. Donanma girecek, Amerikan donanması çıkmayacak mesela. Şimdi bu ne olacak? Ne getirecek? Çıkmayacak ama orada kalması ona yetmeyecek. Karadeniz'e gelebilmek isteyecek. Bütün Karadeniz'i dolaşacak işte. Şimdi burada ne geliyor? Bakın, öyle bir dönemdeyiz ki, çok enteresan bir dönemde. Bu dünyada iki ülkenin işine gelmiyor. Bir Türkiye'nin, bir de Rusya'nın. Evet. Şimdi Türkiye ve Rusya burada birlikte hareket ediyorlar. Diyorlar ki biz bu Montreux'u değiştirmeyiz. Ve Ruslar da diyor ki Montreux'un virgülüne bile dokundurtmayız diyorlar. Amerikalılar da diyorlar ki buradaki bazı maddeler değişecek. Ve Condoleezza Rice'ın ziyaretinin sebeplerinden biri de bu. Peki bir dakika, şöyle yapalım. Evet. Niçin Amerikan donanması Karadeniz'de olmak ve orada beklemek istiyor? Evet. Amaç şimdi çünkü Orta Doğu için mi, yoksa? Bütün Kafkaslar, bütün oradan Rusya, bütün Belarus, değil mi? Bütün Beyaz Rusya, bütün Romanya, Sovyet eski tehdit, Sovyet tehdidi, bugün Rus tehdidi onlar için. Ve oradan itibaren tekrar bütün nereye kadar? Kafkaslar ve o Kafkas ötesi dediğimiz, Vladikavkaz, yani arkası dediğimiz bölgelerin kontrolü için gerekli. Yani Akdeniz'de nasıl kontrolü temin ediyorsa, efendim, Karadeniz'de hiçbir kontrolü yok. Ve oraya şimdi bunu sokmak çıkıyor. Şimdi bunu yakın planda hedeflediği bir takım şeyler var. Onları da öne almak için yapıyor olabilir mi? Azerbaycan ve o tarafın hepsi, bir planı, projesi var. Ermenistan, Gürcistan, hepsi. Bütün bunlarla donanmayı da çıkarttığı zaman Akkaradeniz'e, büyük Orta Doğu projesinin üst çatısı da kapatılmış olacak. Anlatabildim mi? Peki şu genişletilmiş Orta Doğu projesi lafı var. Evet. Hani büyük Orta Doğu projesi vardı, bir de genişletilmiş Orta Doğu projesi. Bu ne demek? Nerelerden bahsediliyor? Şimdi bir defa 22 tane Müslüman ülke var. Bunların arasında, bu ta Cezayir'den başlayarak buraya gelin sayın. Bunlardan sonra Kafkaslar var. Efendim? Yani Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, yukarıda Apazya, bütün Kafkaslardaki Kafkas halkları. Bu tarafa geliyorsunuz, Rusya'nın, teğet geçin ondan, Beyaz Rusya var, Romanya, Moldova,
Bulgaristan, Yunanistan hepsi dahil bu projenin içine. Bir de Afrika ülkelerinden bazıları var. Ne yapmak istiyor? Şimdi yani bakın, o topraklarda bu bölge... mı gözü var yoksa orayı idare mi etmek istiyor? Buralara hakim, burası hep eski Osmanlı toprakları. Evet. Ve dünya hakimiyetini sağlamak istiyorsanız, dünyada egemenliği sağlamak istiyorsanız bu anlattığım 22 ülkeyi kontrol altında tutacaksınız. Bu 22 ülkeyi kontrol altında tutamıyorsanız dünya hakimiyetiniz olamaz. Mümkün değil. Osmanlı da bu 22 ülkeyi kontrol altında tutmuş, onun için bir dünya devi olmuş. Kontrolü kaybettiği andan itibaren işte bugün geldiğimiz nokta ortada. Dolayısıyla Amerika'nın bu 22 ülke, stratejik ülkeyi kontrol altında tutması gerekiyor. Peki bunun dünya kaynaklarıyla da alakası ve ilgisi tabii, mutlaka tabii, vardır tabii, değil mi? Petrolü var, yeraltı zenginlikleri var. Enerji var. Tabii enerji var. En önemlisi onların pazar olması var. Tabii. Şimdi ben kontrol altında tutuyorum ne demek? Ben sana şu malzemeyi satıyorum demek. Tabii. Yani sen başkasından almayacaksın onu. Diyelim ki sen Fransa'dan almak istiyorsun. Yani bize yapılanın aynısını uzak diyarlara doğru götürüp aynı sistemi orada tabii, da kurmak tabii, ve her tarafta. Devam ettirebilmeyi evet, becermek. Yani, peki, evet. Özür dilerim. Mesela şöyle oluyor. Diyorsun ki ben senin malını alacağım ama param yok. Ben sana parayı vereyim diyor. Yeter ki sen benim malımı al diyor. Ben sana kredi vereceğim diyor. Krediyi de öyle veriyor yani. Diyor ki mesela ben sana 2 milyar dolar kredi verdim ama şu makinaları alasın diye verdim diyor. Yani o para gelmiyor Türkiye'ye. Sen makineyi alıyorsun sadece. Anlatabildim mi? Yani onun verdiği ama senin kredi borcuna yazılıyor. Ayrıca ne makinesi alacağını da gösteriyor. Evet, yani onu ve buradan. Hangi şirketinkini alacaksın onu da söylüyor. Bundan alacaksın diyor. Vay be. Peki şimdi çok enteresan bir tarafa doğru götürdünüz bizi. Hakikaten şimdi açıklamaları ben özellikle izleyicilerimize takip edeceklerdir. Bulgaristan'dan gelecek açıklamaları merak ediyoruz. Ama onun dışında önemli bir takım şeyler de oldu. Bir kelime, daha doğrusu bir cümle oturtuldu ziyaretinde Condoleezza Rice'ın. Ortak vizyon belgesi dendi. Evet. Şimdi birden biz bir belgeyle karşılaştık. Evet. Bu belge hakikaten birden... Bugün 16 saatlik yapılan konuşmalarda mı çıktı ortaya? Hayır efendim olur mu? Bakın bir belge oluşturalım diyorlar. Ha, demek metin ki, yazalım onu karşılıklı imzalayalım. Demek ki ortada bir ortak vizyon yok zaten. Ha, bir kere yok. Bir defa ortada bir ortak vizyon yok ki ya bir ortak vizyon belgesi hazırlayalım diyorsunuz. Değil mi? Yani bir evlilik akdi yapalım der gibi yani. Ya evlenelim ama... Bir önceden bir tespit edelim neyin ne olduğunu. Demek ki bugünkü hükümetle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile değil, bugünkü hükümetle mevcut Amerikan yönetimi arasında ortak vizyon olmadığı için bir ortak vizyon belgesi hazırlama ihtiyacı doğmuş. Ha, şimdi ama açıklamalar şu yönde. İşte bizim hani yıllardır söylediğimiz Türk-Amerikan dostluğu, hedeflerimiz, misyonlarımız bir yan yana duruyoruz. Burada bazı sapmalar oldu. Özellikle AKP hükümetiyle birlikte bir takım sert çıkışlar meydana geldi. İşte Hamas'la görüştünüz, onu yaptınız, bunu yaptınız. Hani bunları tam bir noktaya getirelim. Bunun adını koyalım artık. Ya bunları korkutmak için o. Amerikan politikası Hamas'la görüşüyor. Rusya da görüşüyor Hamas'la, Çin de görüşüyor. O İsrail meselesi için. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Orta Doğu'da Amerikan siyaseti İsrail'in güvenliği içindir. İsrail'in varlığı ve güvenliği için. Bunun dışında hiçbir olay için Amerika'nın öyle birinci dereceden concern olduğu, yani ilgilendiği bir mesele yok. Demek ki İsrail'in varlığı ve güvenliği esas olan bu. Hı hı. Bütün Orta Doğu politikası, Amerika'nın Orta Doğu politikasının temelinde İsrail'in güvenliği ve varlığı yatar. Ama şimdi bakın ortaya gelen durumda bir stratejik müttefiklik var, bir de stratejik ortaklık var. Bunları iyi anlamak lazım. Yani özellikle de hanımlarımıza iyi anlatalım. Stratejik müttefik olmak, biz NATO'da Amerika ile beraberiz değil mi? Evet. İşte o bir stratejik müttefiklik. Ama Amerika ile İsrail stratejik ortak. Anlatabiliyor muyum? Onlar ortak. Orada belli bir ülkü birliği de var. Belli bir ideal birliği de var. Türkiye ile stratejik ortaklık belgesi veya vizyonu veya ortaklığa doğru gidecek bir belge imzalanırsa Amerika o zaman diyecek ki ben sizinle stratejik ortak mıyım? Orta. Aç bakalım şu boğazları. Boğazları. Şu bizim gemiler geçsin bakalım diye verecek o zaman.
Yani o zaman yaptığım gücü olan bir şey ortaya çıkacak. Amacın evet, oraya evet, getirmek değil mi? Evet, çünkü Türkiye'nin bütün istediği bugünkü hükümetin stratejik ortağı olmak Amerika'nın. Ortağı olamazsın. Olabilmen için yapman gerekenler var. Bunların başında eğer bir stratejik ortak isek Amerika da sana diyecek ki haklı olarak biz ortak mıyız kardeşim? Ortağız. Güzel, aç şunları, güvenliğimiz için, senin ve benim güvenliğim için bu donanmanın Karadeniz'de durması gerekiyor. Anladın onu yandıracak. Peki şimdi bir şey daha soracağım, ondan sonra reklama geçeceğiz, yine sohbete devam edeceğiz ama şimdi hep bilinen bir şey var, Amerika hep bize işte küçük kardeşi gibi öyle bir havada işte biraz başımızı sıvazlar, aman evet, biz ortağız, aa olur mu hani? İşte AB'ye üye olmamızı son derece destekliyor falan. Bunlar bence görünen işin hani balon kısımları. Bunu yapıyor da, bunu yıllardır yapıyor. En son mesela Irak operasyonunda ve Türkiye'nin kazanımlarına baktığımızda hiçbir şey yok. Yani aksine Türkiye'nin çok ciddi zararla çıktığını görüyoruz. Tabii. Şimdi burada da bir parmak bal var. Evet. Yani böyle yine bize aman ortağız bak strateji belge imzalıyoruz. Sen ve ben var ya süper olacağız. Hani böyle bir hakikaten. Aynen öyle işte. Çok güzel esiliyor, anlatıyorsunuz. Evet. Gayet güzel anlatıyorsunuz. Ama bunun altından ne çıkacak? Yani Türkiye Cumhuriyeti bununla ilgili olarak neleri veriyor? Neleri kaybetmek üzere? Başta dediğim gibi egemenlik haklarının kısmi devri söz konusudur. Yani boğazlar üzerindeki egemenlik hakkınızı kaybettiğiniz anda devlet olma özelliğinizi de kaybedersiniz. Bu bir. Ama en önemlisi öyle bir açmaza getirdiler ki bu hükümetin beceriksizliği, bilgisizliği ve tabir caizse dış politikadaki cehaletinden dolayı. Bakın İran'da rejimin getirdiği Ahmedi Nejat'ın görüşleri, hı hı, egemen olur da kazanır da İran bu işten zaferle çıkarsa Türkiye gene zararda. Amerika kazanırsa Türkiye gene zararda. İşe bakın. Yani Amerika'nın kazanması da İran'ın kazanması da Türkiye için tehlike. İran kazanırsa Türkiye'ye rejim ithal eder. İhraç eder. Şimdi bir dakika, o zaman İran'ın nükleer faaliyetler konusundaki davranışları sadece bir bahaneden mi ibaret? Hayır, Hayır. İran nükleer silah yaptığı takdirde ve buna da Amerika müdahale edemedi diyelim. Değil mi? Ahmet-i Nejat diyor ki müdahale edersen şöyle şöyle yaparız diyor. Güzel. Ve bunu göze alamadı Amerika mesela. Ve İran nükleer silahlarını yaptı. Bundan zararlı çıkacak olan kim? Türkiye. Çünkü neden? Bu defa rejim ihraç edecek sana. Ben diyecek süper gücüm. Ben de süper gücüm İran olarak. Bende de nükleer silah var. Dolayısıyla rejim ihracı söz konusu İran'dan. Tersi olur da Amerika İran'daki tesisleri vurursa ki galiba verilen rakama göre 310 tane tesis var. Yani bunlar siyasi ve sosyal ve teknik tesisler. 310 yeri bombaladığı takdirde, nokta bomba attığı takdirde 310 yeriyle ondan sonrasında Amerika kazandı bu işi. İran nükleer silah yapamadı. Ama gene Türkiye zararlı çıkacak. Neden? Çünkü birincisi Türkiye İran üzerinden bütün Avrasya'ya açılıyor. Gürbudak kapısı dolayısıyla. Efendim? Bütün 1 milyon turisti var İran'ın her sene Türkiye'ye gelen ve büyük ticaret var Türkiye ile İran arasında. Şimdi zaten en son ziyarette konuşulan şeylerden bir tanesi de oydu. Ambargo uygulayın. İstiyoruz gibi bir şey. Gül de ona karşılık hani biz ekonomik ambargo ile değil bu işin diplomasiyle çözülmesinden yanayız gibi bir açıklama yaptı. Klasik laf. Onlar yani hep öyle söyleyeceksin. Ama yapacak mı ki gözüküyor? Yani ya nasıl yapabilir bu durumda bu kadar ciddi? Şimdi Amerika vurmaz, İsrail'i vurur. Yani Amerika İsrail ile birlikte İran'ı vurur. Peki vurur da ne olur? Sonrası Amerika'nın çok aleyhine olur. Burada İsrail'i mi görüyorsunuz? Burada İngiltere nerede? İngiltere bu işe girmez. Girmez. Mümkün değil. Yani İngiltere çok uyanıktır. Bu pis işi Amerika ile İsrail'in üstüne atar. Bu haksız. Irak'ta girdi ama. Irak başka. Irak eski İngiliz kolonisi. Unutmayın. Yani Irak devletini kuran İngilizler. Suriye'yi kuran da Fransızlar. Bakın Fransızlar gitmediler Irak'a.
İngilizler gitti oraya. Peki konuşmaya devam evet. edeceğiz. Yine reklamlar için kısa bir aramız var. Aradan sonra buradayız. Şimdi bu yapılan ziyarette hep aslında altı çizilen ama bu ziyarette daha da bir altı çizildi. Onun da sebebini sormak istiyorum. Türkiye'nin rejiminin örnek model olduğu, işte hem dini ve vecibelerinizi yerine rahatlıkla getirebiliyorsunuz, hem de laiksiniz. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Söylemleri, nedenlerini biraz açacaksınız ama aynı zamanda biraz önce söylediğiniz, evet. oradaki rejimi buraya işte eğer İran başarılı olursa getirebilir. Bununla bağlantılı mı acaba? Şimdi efendim, bir rejim var, bir sistem var. Aha. Rejim cumhuriyetin özelliğidir. Sistem demokrasinin özelliğidir. Rejim ve sistem iki tane farklı olay. Türkiye'de Türkiye'nin rejimi laiklik esas alınarak hazırlanmış olan bir rejimdir. Dolayısıyladır ki sistem de parlamenterizmdir. Türkiye'nin sistemi parlamenter sistemdir. Yani parlamento olacak demektir bu. Mutlaka başka ülkelerde sistem olmayabilir, parlamento olmayabilir, cumhuriyet olabilir. Ve rejim laiklik üzerine veya şeriat üzerine olabilir İran'da olduğu gibi. İran İslam Cumhuriyeti adı ama rejimi belirleyen İslam dini, değil mi? Evet. Bizde ise rejimi belirleyen laiklik, sistemi belirleyen parlamenter sistem. Yani parlamentoya dayalı olması. Yani anayasal bir sistem olması. Peki şimdi bu eğer Türkiye'nin yapısı böyle ise bu olması gereken yapıdır. Yani cumhuriyet ve demokrasi meselesinde belirleyici olan daima cumhuriyettir. Yani cumhuriyet yani rejim sistemi belirler. Sistem rejimi belirlemez. AKP'nin uyanıklığı yapmak istedikleri sistem rejimi belirlesin istiyorlar. Türkiye için en büyük tehlike bu burada açıkladığım bu olaydır. Sistemin rejimi belirlemeye kalkışması çok büyük sıkıntılar getiriyor. Şimdi Amerika da buna karşı ama. Şimdi onu bakın, mu vurgulamaya hayır, çalışıyor? Hayır, bakın şimdi ne var? İran'da ise tam tersi var. İran'da rejim değişikliği istiyor Amerika. Türkiye'de istiyor. Bu Türkiye'nin de yararınadır deniyor. İran'daki rejim değişikliği. Peki İran'daki rejim değişikliğini yapabilmek için ne olacak? Bakın Aliyev, İlham Aliyev de Amerika'ya gidiyor bugün. Evet. Yani Azerbaycan'ı da devreye sokuyorlar. Neden? Çünkü İran'da yaklaşık 25 milyon Azeri var. İran nüfusunun 25 milyonu Azeri. Ve Azerbaycan ve Türkiye'ye bakıyor onlar. Ve bunların İran'daki Molla rejimini de çok fazla sevdikleri söylenemez. Veya ondan hoşnut da değiller. Bir. İkincisi İran'da da Kürtler var. İran'daki Kürtleri de harekete geçirmek en kolay iş. Ve 25 yıl öncesinden bu yana Kürt politikasında Kürtçe tekoşin denilen bir prensip var. Tekoşin beşe bölünmüşlük demek. Beş ayrı ülkeye bölünmüştür Kürdistan tırnak içinde diyorlar onlar. İşte Türkiye, Suriye, İran. Irak ve kısmen de bugünkü Ermenistan ve Rusya'nın içinde eski Rus Sovyetler Birliği, şimdiki Azerbaycan ve Ermenistan. Şimdi buradan baktığınız zaman bu Tekoşin prensibinde beş ülkeye bölünmüş Kürt halkı var. Bunların bir araya getirilmesi söz konusu. Nerede toplayacaklar? Bunların hepsi işte Kürdistan adı altında toplanması düşünülüyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus özellikle Şemdinli olayından sonra o bölgede ne yapılmak isteniyordu onu iyi anlamak lazım. Şimdi diyorlar ki efendim savcıya verilen ceza çok ağır oldu. Demokrasiyle bağdaşmıyor. İşte insan haklarına aykırı. Savcının yaptığı olaylar ağır değil miydi? Efendim yani verilen cezayı ağır buluyorlar. İhraç. Evet. Peki savcının yaptığı ağır değil miydi? Diyeceksiniz ki savcı ne yaptı? Bir tane iddianame yazdı. Öyle değil. Orada bir devletin en üst düzey memurlarından biri bu savcının haksız mesnetlerle efendim yazdığı bir iddianame sonucunda intihar etti. Bunu kimse görmek istemiyor. Ya o adamcağızın ızdırabı herhalde o adam
ben şöyle bir ağız tadıyla intihar edeyim diye Allah rahmet eylesin. Öyle bir intihar etmedi herhalde. İçine düştüğü acizden dolayı, yapılan haksızlıktan dolayı intihar etti. Öyle mi efendim? Şimdi bir kişi bundan söz etmiyor. Yahu bu savcıya yazık oldu. Yahu çok ağır oldu. Ya savcının yaptığı ağır değil miydi yani? Orada bir vatandaş intihar etti ya. Yücel aşkını hiç söylemiyorum. Girdi çıktı. Yani o da doğru değil ama yani girdi ve çıktı adam. Ama öteki hapishanede intihar etti. Şimdi bunu dikkate almayacak mıyız? Bu adamın intihara götüren sebebin gene aynı savcıdan kaynaklandığını görmemezlikten mi geleceğiz? Olamaz böyle bir iş. Tabii değil ki. Mi? Evet. Demek ki savcıya verilen ceza ağırdır diyorlar. Savcının yaptıkları da ağırdır. Bu bitmedi ama. Ondan sonrasında ne var işin? Şimdi o bölgede uzun zamandır hazırlanan bir plan var. Bakın DTP'nin başkanı ne diyor Ahmet Türk? Benim tabanımla PKK'nın tabanı aynıdır diyor. Efendim? Türkiye İşçi Partisi vardı. Behice Boran'ın. Neden kapatıldı biliyor musunuz? Türk ve Kürtler kardeştirler. Bir cümle. Bundan dolayı kapatıldığını bilir gençsiniz, hatırlamazsınız. Türkiye İşçi Partisi kapatıldı çünkü Behice Boran ve arkadaşları bir bildiri yayınladılar ve dediler ki Türk ve Kürt halkları kardeştir kardeşim. Böyle bunları bizi bölmeye kalkışmayın. Amerika'ya karşı. Daha bunlar 1980'de oluyor bu işler. 25 sene önce, 26 sene önce. 27 sene önce belki. Çünkü iki defa kapatıldı. E peki neydi cümle? Türk ve Kürt halkları kardeştir. Den bakın nereye geldik. Adam diyor ki benim tabanımla PKK'nın tabanı diyor. O bölgede hazırlanan plan şuydu. Bizim asker niye o bölgeye gitti? O bölgede tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi 36. paralelin üstü bir free zone yani serbest bölge şeyin diremeyeceği silahlı kuvvetlerin bulunmadığı bir bölge ilan ettirme çabası vardı. Bu son anda önlendi. Şemdinli olayları bilmem ne olayları bunun ortaya çıkartılması için gereken bahaneler. Şimdi diyeceklerdi ki efendim burada Türk Silahlı Kuvvetleri terörün gerçek temsilcisidir. PKK zavallı bir teşkilat. O Kürtleri bu Türk terörüne karşı koruyor. Türkler burada insan hakları ihlali yapıyor ve soykırım yapıyor. Onun için biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni istemiyoruz. Avrupa Birliği'nden heyetler gelsinler. Bu bölge silahlı kuvvetlerden arınsın. Bu vardı. Bizim silahlı kuvvetlerin bugün oraya gitmesinin temel nedenlerinden biri bu. Yani aktif caydırıcılık dediğimiz olaydan dolayı oraya gittiler, konuşlandılar. Yoksa böyle davul zurnayla sınırlara gidip de Kandil Dağı'nda adam avlamaya kimse kalkmaz. Hı hı. Bu savaş stratejisine uymaz. 11 aydır davul zurnayla asker sınıra yığıldı. Kandil Dağı'na gidecek, orada PKK'lı alıyor. Ya orada bir tane PKK'lı durur mu? Peki bir şey soracağım. Şimdi son zamanlarda son 1-2-3 aydır devam eden ve şiddetlenen PKK terörünün arttığı bir tablo da görüyoruz. İşte onun için demin söylediğim. Şimdi böyle şöyle bir ayağı olabilir mi? Hani kendi kendime şey yapacağım, serbest düşünceye gireceğim. Evet. Orada bu olaylar bu kadar gündeme getirilip birazcık belki tahrik, birazcık bakın burada ciddi bir şey var. Biraz canımız yanacak. Evet. Öbür taraftan Condoleezza Rice gelecek. Bütün bu paketin içinde, ortak vizyon anlaşmasının içinde biz PKK'yı ilk tanıyanlardan biriyiz ve bu konuda size yardım edeceğiz. Bakın evet. Ne kadar canınız yanıyor. Yani o gelmeden de önce bu kadar çok şehit verdik etti. Ya birazcık da oraya doğru bir işaret de var mı? Şimdi, yani itiş var mı? Bakın PKK olsun bütün Kürt hareketini A'dan Z'ye Amerika yönetiyor. Yani Amerika yönetiyor. Hatta bundan 4 sene önceydi. Kürt Network diye bir şey kurdu Amerika. Bunun da fotoğraflarını çektik biz Amerika'da getirdik. Teslim ettik. İşte şu bina şurada şu şekilde şöyle diye gösterdik Washington'la. Washington Bulvarı diye bir yer var orada. Şimdi bu binanın da yerini, yurdunu tespit edip verdik. Dedik ki bakın Amerikalılar buradan yönetiyorlar. PKK'yı da, Talabani'yi de, Barzani'yi de vesaireyi de. Hakikaten de öyleydi. Nitekim ondan sonra o binayı değiştirmek zorunda kaldı Amerikalılar vesaire. Şimdi efendim
Irak'ın kuzeyinde PKK'yı Amerika Türkiye aleyhinde bir koz olarak tutuyor elinde. Bunu sadece Türkiye için değil, ileride İran'da problem çıkartabilmek için de tutuyor, Suriye için de tutuyor. Orada problemi çıkartacak olan kim? Barzani çıkartamaz, Talabani çıkartamaz. Bir tek PKK o bölgede silahlı eylemlerle olay çıkartabilir. Şimdi diyor ki efendim işte Amerikalılar bize istihbarat vermişler. Verdikleri istihbaratın sonunda işte bir yerde 14 bir yerde 17 tane terörist yakalanmış veya öldürülmüş, itlaf edilmiş. Evet. Neyse yani. Ha bu ne anlama gelir? Sen kendi sınırlarını zaten koruyamıyorsun bak. Türkiye öyle yutturuluyor bu. Yani Türkiye'nin bir istihbarat zaafı var. Türk Silahlı Kuvvetleri beceremiyor bu işi. Amerikalı ta Washington'dan görüyor. 14 tane terörist bakın bilmem ne dağının kenarındalar. Hadi gidin temizleyin diyor sanki. Şimdi bunlar masal böyle hikayeler. Yok istihbarat veriyormuş bilmem ne. Tam tersine biz şunu da gayet iyi biliyoruz ki PKK'nın bu APO denen herif dahil hepsini tam yok edileceği momentte, ben bunun içindeydim biliyorum, momentte gelen bir telefon üzerine bırakın kaçsınlar dendi, gitti herifler. Türk Silahlı Kuvvetleri bunları temizliyordu hepsini. Hepsi gitmek üzereydi. Kim temizletti? Amerika. Eşref Bitlis olayını kim yönetti? Amerika yönetti. Şimdi tabii bütün bunlar birden unutuluyor. Peki ne yapmaya çalışıyor? Yani şöyle PKK'ya ihtiyacı var gözüküyor. Çünkü İhtiyacı Kürtleri... yok. Hayır. Kullanmak için kullanıp çöpe atacak. Evet. Çünkü İran kadar. Hedefinde Kürtler Suriye. Var, Suriye'de var, evet. Azerbaycan'da orada burada. Yani bir Kürt halkına, topluluğuna bir yandan da göz kırpıyor. Çünkü ihtiyacı var girdiği ülkelerde. Bravo. Yoğunluk olarak. Yani orada provokasyon yapabilmek için ihtiyacı olan grup PKK. Anlatabildim mi? Evet. Zaten ona yan kuruluşlar kurdurdu. Peki Türkiye'ye siz PKK sorununu çözmeniz için biz onları terörist grup olarak tanıyoruz diyerek mi yapmak istiyor? Sadece oyalıyor mu? Bakın burada bir çok enteresan bir olay var. Bunu iyi anlamamız lazım. PKK'yı terörist örgüt olarak tanıyorum ben diyor. Ama NATO belgesine koydurmuyor. Ha? Şimdi bunu nasıl açıklayacaksınız? Bu terörist midir? Terörist. O zaman NATO'nun belgelerine bunun terörist örgüt diye girmesi gerekiyor. Koyuyor mu? Koymuyor. Koyarsa ne olacak? Koyarsa NATO'nun 6. maddesini işletme hakkı doğar Türkiye'ye. Yani üye ülkelerden birine yönelik bir terör ve tetiş eylemi varsa NATO olduğu gibi müdahale etmek zorunda. Tabii. Evet. Peki niye? Nasıl terörist örgüt bu? Nasıl terörist örgüttür ki bu? Amerika her dakika papağan gibi PKK terörist örgüttür diyor. E koy NATO belgesine. Peki aynı zamanda askerin de Kuzey Irak tarafında konuşlanmasına ve oraya müdahalesine toprak ne diyelim kaygısıyla değil ama bu kaygıyla girmek istediğine de buna çok sıcak bakmıyoruz. Irak kendi içinde şeyin olmaması lazım lafını da söylüyor. Yani sen bir dur bakalım hani tamam bak PKK'da işte terör örgütüdür onu da biliyoruz. Hani şimdilik bununla yetin ama benim orada işim var. Sen buna niye durmuyorsun? Pardon sen niye durmuyorsun? Durup dururken dedin ki Irak'ta nükleer silahlar var işte kitle imha silahı var işte şu var bu var dedin geldin işgal ettin Irak'ı. Niye durmadın sen? Yani terörle mücadele için girdi değil mi Irak'a? Yani girerken Irak'a efendim biz şimdi burada biraz bekledik. Bakın bilmem ne demedi. Dedi ki sen terörist bir devletsin. Saddam Hüseyin de teröristlerin başıdır. Ben giriyorum Irak'a hepinizi temizleyeceğim dedi girdi. Hı. Uluslararası hukuk da buna evet dedi. Evet dedi. Demek zorunda. Birleşmiş Milletler de evet dedi. Güvenlik Konseyi de evet dedi. Peki Türkiye kendi terörüyle mücadelede girmeye kalktığı zaman ne yapıyor? Yok giremezsin diyor. PKK terörist örgütü. Örgüt oradaysa 30-35 seneye gidiyor bu iş. 30 yıllık bir mücadele var. Ben niye temizleyemiyorum? Sen temizleyemezsin diyor. Neden? Çünkü o benim himayemde. Hı hı. Gördünüz mü olayı? Hı. Dolayısıyla Türkiye'de, Türkiye'nin en önemli husus şu anda bu özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en az 2-3 yıl süreyle
100 bin, 200 bin, 300 bin kaç kişi ise yani mühim değil, orada bulunmasıdır. Orada bulunması ileride ortaya çıkabilecek olan, efendim biz burada askerden arınmış belge istiyoruz meselesini ortadan kaldıracaktır. Şimdi tabii kamuoyunun bilmediği bir taraf var. Özellikle adli tıpta, bakın nereden nereye diyeceksiniz, hiç ilgisi yok gibi gelecek size. Adli tıpta bu hükümet değişiklikler yaptı. Belirli kendi adamlarını oraya getirdi. Canım adli tıpın başkanını zaten alındı, aldı. Onun yerine, onunla enstitüyle adli tıp farklı. Şimdi adli tıp enstitüsünde ve adli tıpta iki büyük değişiklik yapıldı. Ve şöyle bir adli tıp için şöyle bir imkan hazırlandı. Dendi ki efendim işkence tanımı adli tıbın yaptığı şekilde olacaktır. Dolayısıyladır ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde gelen bütün işkence taleplerine uygun mu değil mi hale getirildi. İşkence bugün dünyada insan hakları meselesinde bir numaralı konu. Efendim, işkence var dediğin zaman insan hakları devreye giriyor. Türkiye'nin önüne insan hakları ve soykırım getireceklerdi. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Türkiye orada silahlı kuvvetler... Hem insan hakları ihlali var hem de soykırım. Hem de işkence sözde var. İşkence var. Üstelik de bu işkence varı kim söyleyecekti? Türkiye'nin resmi bir kurumu söyleyecekti. Efendim burada işkence olduğu tespit edilmiştir. Kim yapıyor? Silahlı kuvvetler. Vay! Görüyor musunuz durumu? Hiç ilgisiz gibi duruyor. Hiç kimse adli tıpın burada oynayacağı rolü bilmiyor. Yasalar çerçevesinde bilmiyor. Halk bilmiyor yani. Birdenbire aa bak şimdi birdenbire nasıl bir savcı bir iddianame yazdı. 3 gün sonra 5 gün sonra da belli bir kurumdan burada işkence yapılıyor şeklinde bir rapor gelse idi. Doğru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Türkiye'nin başına yeni çoraplar. Onun için Türkiye şu anda çok kritik bir noktada. Türkiye'nin egemenlik hakları ve bölünmez bütünlük dediğimiz durumu büyük bir tehdit ve baskı altında. Şu anda Türkiye'de. Avrupa Birliği ile ilişkilerde yediğimiz kazık ortada. Kıbrıs'ta bas bas bağırdık değil mi? Evet. O sırada yapmayın bu anlan planı palavra. Size yardım vardım yapılmayacak. Sizin televizyonunuzda da konuştum ben defalarca. Olmayacak böyle bir iş. Yalan söylüyorlar. İşte 2 sene sonra bugün gazetelerde var. Kıbrıslılar efendim kalkmışlar şikayet ediyorlar. Ya, sözler tutulmadı diye. O gün yazanlar ne oluyor? O gün Türkiye yapmalıdır. İşte anlam planı şöyledir, iyidir. Bizim başbakan başta olmak üzere Türkiye'yi aldatıyorlar, Kıbrıs'ı aldatıyorlar diye bu televizyonda başta olmak üzere burada konuşan herkes anlattı bunu. Ama tersi yapıldı. İşte sonuç ortada. Aynı şekilde Güneydoğu Anadolu'da da durum böyle. Ki zaten yine bu belgede olacak, ortak imzalanacak şeylerden bir tanesinde de ana başlık imzalanmayacak olarak. İmzalanmayacak. Bakın burası İmzalanmayacak çok... İmzalanmayacak. Bakın burası öyle çok öyle deklar ediliyor çünkü. Yok yok bakın burası çok mühim. Ay iyi ki sordunuz bunu yani. Bir belge, uluslararası nitelikte bir belge olabilmesi için şu ortak vizyon belgesi var ya. Altında meclislerin de onayından geçerek gelir. Şimdi bu belgede imza bulunmayacak altında. Bakın burası çok önemli. Yani bir hülle bu. Nasıl bir hülle? Şöyle bir hülle. Efendim biz evlendik. E at deftere imzayı, deftere imzayı atmıyoruz kardeşim. Biz evliyiz ama. Demek neyse, hanımlar açısından söylüyorum. Yani özellikle de o imza orada olmadığı için evli mevli sayılmazsın. Ortak vizyon falan yok ortada. Bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Bu belge hazırlanacak. Belgenin altında ne Türkiye'nin ne Amerika'nın imzası olacak. Şimdi yani enteresan, altında imza yok. Şimdi bakın bağlayıcı değil diye gazetelere de girdi zaten. Bu belge ikili ilişkilerde bir yol haritası niteliği taşıyor. Şu aşamada belgenin imzalanacak nitelikte olması yönünde bir görüş bulunmadığı belirtiliyor. Evet. Şimdi o orada esas belgeyi buna... hazırlayanları gördünüz mü? Ha bilmiyorum bakmadım. Türk evet. ve Amerikan Dışişleri Bakanları teknik heyetleri tarafından hazırlanıyormuş. Belge başlıkları istişare toplantılarında belirlenerek iki ülke bakanlıklarında hazırlanan bölümler onaya sunuluyormuş. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği mekikte okuyormuş. Evet. Şimdi orada kilit kavram hanımlarımız da inşallah dikkat gösterirler.
Oradaki kilit kavram ikili ilişkiler. Türkiye ve Amerika arasında Amerika Türkiye'nin Lozan Anlaşması'nı tanımadığı için, yani Amerika'nın gözünde Türkiye devlet değil. Güneydoğu ve Ermenistan sınırları onaylanmış değil. Bir kere daha söyleyelim. Amerika Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarını ve Ermenistan sınırını kabul etmiyor. Etmediği için bizim bütün anlaşmalarımız Amerika'yla ikili anlaşmalar çerçevesinde yürüyor. Bilinen 143 tane ikili anlaşma var ama bunun 700-800 tane olduğu söylenir. Bilebildiklerimiz 143 tanesi. Efendim, bu ikili anlaşmalar çerçevesinde işte bu vizyon denilen palavra, belge hazırlanacak. Hazırlanan bu belgenin altında imza falan da olmayacak. Biz evleneceğiz fakat hanımefendinin hiçbir statüsü yok. Benim ne malımdan mülkümden bir şey alabilir. Dini nikah mı? Bu dini nikah bile değil. Onda hiç değilse bir imam var yani. Bir şahit o var. İmam şey, anasını beller yani herifin dini nikahta. Burada o da yok. Haham bile yok yani işin içinde. Bir şey okuyacağım. Şimdi gazetede düşmüşler onu. Bakın sizin söylediğiniz Montreux'u yeniden meydana getirmeye çalışıyorlar Karadeniz'e donanma. Yani şimdi hangi bakın, gazete bu? Hayır o değil. Evet. O yok. Evet. Ama gizli kapaklı acaba oraya gelir mi? Hazar enerji kaynaklarının batıya ulaştırılmasında işbirliği ve enerji yollarının güvenliğinin sağlanması. Şimdi direkt oraya işaret ediyor. Bir daha bir şey daha var. Siyasi savunma ve ekonomik konularında oluşturulacak kalıcı yeni mekanizmalarla her düzeyde yoğun işbirliği. Bu da oraya işaret ediyor. Bunlar öyle bir numaralardır ki bu diplomatik değil. Nereye çeksek oraya gider. Hayır ama okuyunca vay diyorsunuz. Tabii ya neler yani, oluyor falan. Bravo ya yani bizim evet. Ne kadar hani Amerika ile baksana bir de hani belge imzalıyoruz falan. Evet, ama evet. İçin içine bakınca. Evet. Öyle olmadı gözüküyor. Peki yine reklamlar var. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, sohbetimizin de son dakikalarına girdik. Programın da süresi hakikaten böyle bugün aktı gitti. Keşke bitmeseydi. Çok keyif alıyorum ben sizinle konuşmaktan. Aydınlanıyorum bir kere. Çok şey öğreniyorum. O yüzden çok değerlisiniz bizim için, izleyenler için de. Faydası oluyorsa ne mutlu. Çok teşekkürler. Şimdi daha konuşacağımız meseleler vardı ama birazcık da gülümseyerek daha böyle yumuşak bitirelim. Bir şey görüyorum. Siyasette kadını baktığınızda kadınlık unsurlarını çok görmüyorsunuz. Condoleezza Rice'ı değerlendirdiğinizde ne görüyorsunuz? Nasıl bir tablo? Şimdi bakın çok ilginçtir. Kadınlar iki alanda, teknolojide ve siyasette erkekleşerek teknolojiye ve siyasete giriyorlar. Bunlara da Amerika'da he woman deniyor. Yani erkek kadınlar deniyor. Böyle bir kelimeleri var. Şimdi Condoleezza Rice'ın bütün duyuş, düşünüş ve davranışları kadınca değil. Tamamen erkekçe davranışlar içinde. Ve erkekler dünyası içinde, erkekler dünyasında yapılanları yaptığı için Dışişleri Bakanı. Hmm. Yoksa kadınlara özgü kadınlığını kullanabilerek yani duyuş, düşünüş ve davranışlarında duygusal açıdan, duygusallığı açıdan, vesaireyi dikkate alarak açısından. Bir kadın yumuşaklığı katabilmesi mümkün değil. Katarsa zaten Dışişleri Bakanı olamaz. Peki ama Atina'da da Dışişleri Bakanı bir kadın. Evet. Orada mesela ben baktım fark olarak. Orada daha kadın görüyorsunuz aslında. Evet. Neden? Çünkü o bizim buralı yani Akdenizli o. O Akdenizli olduğu için ötekinin öyle bir tarafı yok. Son derece kategorik ve erkekler dünyasının bütün değerlerini benimsemiş olarak orada. Şimdi bir Fransa'da bir tez hazırlanıyor. Kadın ve teknoloji konusunda feministlerin pek seveceği bir tez değil. Selin Şen Ocak hazırlıyor. Bu verildi yani tezini yaptı bitirdi. İnovasyon, yaratıcılık yani icatlar vesaire teknolojide onun bulduğu bir konu var çok enteresan diyor ki kadınlar teknolojiye girmiyorlar çünkü teknolojiyi romantik bulmuyorlar diyor yani romantik bir tarafı yok vida yapmanın ya da vida icat etmenin romantik bir tarafı yok kadın açısından diye siyaset de öyle siyasette de daha önce değerler konulmuş olması gerekenler belli kadınlar orada biraz vitrin oluyorlar bakın Margaret Thatcher'ı alın. Margaret Thatcher başbakan oldu, savaş çıkardı. Şeyde Seylan'da, yani bugünkü Sri Lanka'da bakıyorsunuz Bandaranaike geldi
başbakan oldu kadın olarak, savaş çıkarttı. Bir tek Peki ama Norveç'te, kadınların savaş çıkarmayacağı fikri ve düşüncesi nereden geliyor? Kadınların, yani hiç değilse kadınlar ölüme karşıdırlar, kan dökülmesine karşıdırlar diye 70'lerde bir tez vardı. Feministlerin bir tezi vardı. Efendim kadınlar iktidara gelsinler, kadınlar başbakan olsunlar, dünyada savaşların sonu gelir diye bir tez vardı. Kadınlar iktidara geldiler, 5 kadın başbakan oldu dünyada. 4'ü savaş çıkarttı. Norveç'te başbakan oldu bir hanım. O bile neredeyse savaş çıkartıyordu. Neden? İstediği için değil. Şartları öyle bir ayarlıyorlar ki bu erkekler dünyasında. Siyasi şartlar öyle bir geliyor ki savaşın çıkacağı dönemde bir kadını göstermelik olarak başbakan yapıyorlar orada. Başka türlü bir karar alması mümkün değil. Tansu Çiller'e baktığınızda. O bile yapıyordu. O bile, Tansu, bizim Tansu Çiller bile, yani biraz hakkını verelim, bunlardan daha cesurdu. Yani İran'a savaş açmaya kalktı da son anda Cumhurbaşkanı ya ne yapıyorsun diye jetleri indirdi aşağıya. Yani yoksa hadi gidin vurun falan dedi. Herkes birbirine girdi. Genelkurmay Başkanı hemen Süleyman Bey'i aradı. Süleyman Bey dur kızım sen ne yapıyorsun? Nereden çıktı bu? Efendim ben savaş emri ver. Bırak yapma etme falan. Ancak öyle gitti. Biliyorsunuz Tansu Hanım kızdığı zaman da eline ne geçirirse başkasının kafasına ama atardı. Ama şimdi yanlış anlaşılmasın ama hani kadın iktidara gelince de siyasete soyunca savaş çıkarıyor gibi bir şey. Hayır hayır. Ben bahsetmiyorum. Erkek dünyası içinde. İçinde o değerlere kendini kaptırmaması lazım. Ama o zaman da iktidara gelemiyorsun. Aksilik burada. Evet. Yani o değerlere o değerleri i̇şte, o yüzden siyasette kotanın olması gerekliliği bir de bunun içinde işte, zorunlu. Kadınların teknolojiye ve siyasete ilgilerinde kadınca planlar, projeler getirebilmeleri gerekiyor. Ben hep söylüyorum bunları da mevcut sistem içinde dahi 5-6 bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı kadınlara verilirse ve yetkiler tam verilirse kadınlar için sanıyorum sadece kadınlar için değil memleket için de çok faydalı bir iş olur. Ağzınıza sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Berin Hanım. Yine aydınlattınız. Bu güzel programa yani katılmış olmaktan ben de gerçekten çok büyük teşekkür mutluluk ediyorum. Duyuyorum. Çok sağ olun. Teşekkür sağ olun. Ederim efendim. Peki. İnşallah yine görüşürüz. İnşallah. Aşağılarla. Aralarda böyle sizin görüşlerinizi almak, aydınlanmak çok hoşumuza geliyor. Eminim izleyicilerimizin de öyle. Peki efendim bugün de süremizin sonuna geldik. 2 saat boyunca dünya ve Türkiye gündemine baktık. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın ziyaretine özellikle eğildik. Yapılan diplomatik görüşmelerin görünmeyen taraflarının altını çizmeye çalıştık. Yarın Perşembe saatler 2'yi gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.